Burası Karaağaç mahallemizde bulunan 150 yıllık tarihi bir yapı. Birçok alanda hizmet vermiş. Köşk olarak hizmet vermiş. Daha sonra ipek üreten bir fabrika olarak hizmet vermiş. 1953-1983 yılları arasında bir yetimhane olarak hizmet vermiş. 2016 yılında da Yıldırım Belediyesi uhdesine geçmiş. Yine 1986'da Anıtlar Kurulu tarafından da sivil mimari örneği yapı olarak tescillenmiş bir yer. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak burayı restore ettik. 4000 metrekarelik bir alana sahip burası. 350 metrekare tabanlı, 3 katlı ahşap bir bina. Ahşap, kerpiç karışım bir bina. Burada hem işte gördüğünüz gibi çok güzel bahçesiyle birlikte bir kafeterya olarak hizmet veriyor. Burası Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi olarak da diğer bölümlerinde şehircilik adına, kültür adına, Bursa bilincinin oluşması adına da yine hizmet verecek, düşünce üretecek, fikir üretecek, proje üretecek bir merkez olacak inşallah. Bu binanın zemin katı bir sosyal tesis olarak hem bölgemize hem Bursa'mıza huzur veren bir mekan olarak hizmet verecek. Diğer katlarda 60 kişilik bir konferans salonumuz var, çok amaçlı. Yine sohbet odalarımız var, çalışma, grup çalışması yapılabilecek odalarımız var. Bir şehircilik kütüphanemiz var burada. Bu alanda çalışma yapmak isteyen hem gençlerimizin hem akademisyenlerimizin hizmet alabileceği, istifade edebileceği bir mekan mevcut. Aynı zamanda başkanlığını yaptığım Bursa Belediyeler Birliği'nin de merkezi Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi olacak. Ne zaman açılmasını planlıyorsunuz başkanım? Şu anda çalışmalarımızda sona geldik. Tefrişat çalışmalarımız devam ediyor. Zannediyorum Ekim ayı içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Burası 3 katlı, 350 metrekare tabanlı bir bina. Bahçesiyle beraber bir yılda böyle bir binayı inşa edebilirsiniz. Ama bu binanın restorasyonu 3 yılımızı aldı. Çünkü çok güzel kalem işleri var. Bunları çok titizlikle arkadaşlarımız çalıştılar. 3 yıl gibi bir süreç aldı ve 50 milyon gibi de bir bütçeyle buranın restorasyonunu gerçekleştirdik.